Bak kim geliyor. Aklı fikri kızlarını kocalarından ayırmakta olan Dudu Peri. Ne güzel, herkes evlatlarıyla gelmiş. Benim bir evladım bile gelmedi. Eskiden onlara kitap alacağım diye heyecanla tepinirlerdi. Şimdi o fanilerle evlendiler ya, sihir mihir umurlarında değil. Hem böyle yerlere hep yalnız gelmek zorunda mı kalacağım? Oh, çok yazık. Sihirli günler. Sihirli günler Dudu Peri. Erken gelmişsiniz. Belki kitap az basılmıştır. Bize kalmaz diye erkenden geldik. Çok iyi yapmışsınız. Ben de gidip torunuma sorayım kitap istiyor mu bakalım. Benim için yer tutar mısınız? Tabii tabii. Ay, çok teşekkür ederim. Periliçe gelmeden dönerim. Hadi görüşürüz. Neden Çileğin'de kitap almasını istiyor? Bilmiyorum Periliçem. Eda ile Betüş'ün de almasını istemiş ama yanında olmadıklarına göre onlar bu kitabı almak istemiyorlar belli ki. Belki de bütün ailesinin kötülük yapma gücü olsun istiyordur ha? Bilirsin, kötülük de hastalık gibi bulaşıcıdır. Evet ama Dudu'nun böyle kötü niyetli olduğunu sanmıyorum efendim. Onun aklı fikri kızlarını eşlerinden ayırmak. Bence bu kitabı almalarını ailesi kötü olsun diye değil de onlara bir zarar veren çıkarsa eğer kendilerini koruyacak sihirleri öğrensinler diye istiyordur. O benim arkadaşım. Kendisini tanırım efendim. Umarım öyledir. Herkes sınıfta herhalde. Ay, en iyisi Çileğin sınıfına görünmez olarak gideyim de sihirli kitabı istiyor mu bir sorayım. 1+3=4. Çilek, hadi yaz. Öğretmen silecek şimdi. Şu an bir şey düşünüyordum. Sonra seninkinden geçiririm. Ne düşünüyorsun? Anneanne, sen misin? Evet, benim. Neredesin? Ay, nerede olacağım Çilek? Sınıfındayım. Öğretmenin masasında oturuyorum. Ama görünmezim. Ortaya çıksana. Niye geldi? Yeni yılın sihir kitabı çıkmış, onu almaya gideceğim. Sen de gelir misin? Ne zaman? Ha, biraz sonra. 12'de gökyüzünde Periliçe dağıtacak. 12'de mi? Gelemem. Niye? Çünkü öğle arası da o yüzden. Bir manyak var abime satışıyor. Galiba kavga çıkacak. Abimi yalnız bırakmamam lazım. Az önce düşündüğün çocuk mu? Evet. Sen ona ne yapabilirsin ki? Abimi dövmeye kalkarsa onu sihirleyeceğim. Hiçbir şey yapamazsın Çilek. Niye? Çünkü o çok büyük ve senin gücün o düşündüklerini yapmaya yetmez canım. Evet ama ben bir şeyleri Avni amcaya da yapıyorum. Onu da oradan oraya uçuruyorum. Ama o çok başka bir şey. Sen Avni amcayla oynuyorsun, şaka yapıyorsun, eğleniyorsun, canını yakmıyorsun ki. Bir çocuk perinin, fani çocuğun sihirle canını yakması yasak. Ama yapmak zorundayım, yoksa abimin canı yanacak. Abinin canı yanmasın istiyorsan sen de o sihir kitabından al. Orada onun canını yakacak sihirler bulabilirsin. Gidemem anneanne. Ben o kitabı alıp gelene kadar iş işten geçer. Ama sen büyüksün. Sen ona ders verebilecek sihirleri bilirsin. Yo yo, beni bu işe karıştırma küçük hanım. Lütfen anneanne. Çocuk deve gibi. Benim ona ders vermesi lazım. Çok isterdim ama Çilekciğim. 5 dakika sonra kitap sırasında olmam lazım. Kitap bitince ta öbür seneye kadar beklemek zorundayım sonra. Kusura bakma, yapamam. Yalvarırım anneanne. Sen burada kal. Ben senin yerine kitap sırasına giderim. Senin kılığına girer, senin yerine imza atar, kitabı alırım. Sen de burada kalırsın, benim kılığıma girer, abimi korursun. Lütfen. Ay tamam, peki öyle olsun. Sağ ol anneanne. Hadi sen benim içime gir, ben de seninkine. İyi tamam. Hadi sonra görüşürüz. Görüşürüz.
oldu? Çocuklar, teneffüse çıkabilirsiniz. Aa, evet. Torununuz gelmedi mi? Kim? Çilek canım, onu almaya gitmediniz mi? Ay, okulda. Nerede kaldı bu kitaplar? Bir an önce alsam da gitsem. Ay, anneannem ne yaptı acaba? Dudu Peri'nin anneannesi çok uzakta değil mi? Niye şimdi onu andın? Bilmiyorum Biricem, ben de bir anlam veremedim. Bunu bir araştır. Neyse, vakit geldi. Kitapları dağıtalım. Merhaba periler. Kitaplarınız geldi. Dudu, merhaba. Merhaba Perihan teyze. Merhaba Perihan. Şaka şaka. Uf, bütün gücümü Cem'e verdim. Sihir yapacak halim kalmadı. Bari bugün kitabı iyice okuyayım da yarın kendimi toparlayıp sihir yapayım. Çilek, neredesin? Gökyüzündeyim anneanne. Şu an kitabını aldım, geliyorum. Neredesin? Okulda koridordayım. Bir sorun kalmadı. Hadi çabuk gel. Anneanneciğim, seni çok özlemişim. Söylemiş miydim? Neyse, birazdan görüşeceğiz. Hoşça kal Perihan. Sihirli günler Periliçem. Sihirli günler. Sihirli günler Dudu. Görüşürüz. İşte geldim. Ay, neler oldu anneanne? Elimden gelen her şeyi yaptım. Amine ablama sorarsın. Hadi kitabımı ver de gideyim artık. Her şey için sağ ol. Bir şey değil. Hadi yine yerleştirelim. Ben şunu alayım. Hoşça kal. Görüşürüz. Hı. O benim sihirli annem.